Bu arkadaşlar direkt kural sorusu. N ile başlıyorduk zaten binomda. N'nin sıfırlısı x üzeri 7 eksi r, 7 eksi r, 7 eksi r diye ekliyorduk. Diğerinin de çarpanları hep r, r, r oluyordu. Formülü şöyle yazalım bakın. 7'nin r'lisi çarpı x üzeri 7 çarpı burada bir 7 eksi r. Burada bir r olması lazım ve y olması lazım. Bu yok. O zaman bunun olmaması demek aslında burada 1 olması demek. Olmayan şey burada katsayı olarak 1'dir. Demek ki aslında bu x eksi 1'in 7. kuvvetiymiş arkadaşlar. C şıkkı bu yüzden. Şöyle arkadaşlar kuralımız. X artı y'nin n'inci kuvvetinde n artı 1 kadar terim vardır. Bu yüzden n kare eksi 11 n artı 1 kadar terim vardır. Bu 13'e eşitmiş. N kare eksi 11 n eksi 12 eşittir 0 olacak. Buradan da n eksi 12 çarpı n artı 1 eşittir 0 yapar çarpanlarını ayırdığımızda. N negatif olamayacağına göre 12 olmalı. D şıkkı. X'in azalan kuvvetlerine göre yazıldığında baştan 3. terimin katsayısı nedir diye sormuş. R artı 1 arkadaşlar 3 demektir. Yani R burada 2. Kuralımız R artı 1 şeklindeydi çünkü. Haliyle 5'in 2. kuvveti çarpı 2x'in 5 eksi 2. kuvveti çarpı 1 üzeri 2. Bu formüle uygun yazdım. Böylece 10, 2'nin 4. kuvveti, 2'nin 3. kuvveti 8. Burası da x küp oldu. Burası zaten 1'in karesinden 1. Demek ki katsayımız 80'miş. A şıkkı. 1 artı 2a. 7. kuvvet a kareli terimin katsayısı. Formülümüze göre yapalım şimdi. 7'nin r'lisi çarpı 1 üzeri 7 eksi r çarpı 2a'nın r'ninci kuvveti. Şimdi bu a kareli terim olacak. Katsayısı da x olsun. Haliyle arkadaşlar bakın burası zaten 1 ne olursa olsun. Burası 7'nin r'lisi. Burası da 2 üzeri r çarpı a üzeri r. Bu a kareye eşit olacağına göre demek ki r neymiş? 2. Yerine yazarsak 7'nin 2. kuvveti, 7'nin ikilisi pardon. Bir de 2'nin 2. kuvveti. Böylece 4 çarpı 21'den katsayı 84 oldu. A şıkkı. 6'nın r'lisi çarpı x karenin 6 eksi r'ninci kuvveti. Önce bir formüle uygun yazmanız gerekiyor. Eksi x üzeri r. Bu arkadaşlar a çarpı x üzeri 11 olacak. Hemen buraya odaklanalım o zaman. X üzeri 12 eksi 2r çarpı x üzeri r. Şu katsayılarda 6'nın r'lisi ve eksi 2'nin r'ninci kuvveti olarak dursun. Bunu en son bulacağız. A'yı. Şimdi burada tabii ki tabanları aynı. Üstler toplanır. 12 eksi r eşittir x üzeri 11. R'nin 1 olduğunu gördük. Artık katsayı için yerine yazacağız. 6'nın birlisi çarpı eksi 2'nin 1. kuvvetinden demek ki katsayı eksi 12'ymiş. D şıkkı. A'nın azalan kuvvetlerine göre yazıldığında sondan 3. terimin katsayısı demiş. Sondan 3. terim dediği zaman şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen A'la B'yi yer değiştirin. Eksi B küp artı 2A kare 7. Böyle yapıp artık o zaman şuna göre döner. B'nin azalan kuvvetlerine göre baştan 3. terimi bulmak gibi olur. Niye biliyor musunuz? Şöyle kısa bir şey yapayım size. A, B, C, D. Bakın şimdi bu baştan 3. terim, sondan da 2. terim değil mi? Siz bunu ters çevirdiğiniz zaman bakın hakikaten baştan 2. terim oluyor. Bunu yaptım aslında ben. Böylece B ile A'yı yer değiştirdim. Artık normal yine baştan 3. terim demek R kaç demektir? 2 demektir. R'yi yerine yazdığımız zaman eksi b küp üzeri 7 eksi 2 burası 7'nin ikilisi çarpı 2 a kare üzeri 2. Buradan arkadaşlar katsayıyı bulacağız. 7'nin ikilisi 21 yapar çarpı eksi b küp eksi 1'in 5. kuvvetinden dolayı eksi 1. B küp çok önemli değil ama yine de düzgünce yazayım. B küp b üzeri 15. A üzeri 4, 2 üzeri 4'ten de 4 oldu. Katsayılar 4, eksi 1 ve 21. Çarpımları da eksi 84. A şıkkı. Teriminin kaç tanesinin katsayıları pozitif sayılardır? Şimdi Zaten birinci terim arkadaşlar katsayısı hep pozitif olacak. Pozitif bir sayının kuvvetleri pozitiftir yine. Ancak şuradaki eksi 3'ün hangi kuvvetleri pozitif olur? 0, 2, 4, 6, 8 ve 10. Dolayısıyla burada o zaman 6 tane terim pozitifmiş arkadaşlar. B şıkkı. İfadesinin açılımındaki terimlerden biri n çarpı x üzeri 6 y üzeri 6 olduğuna göre bu açılımdaki terim sayısı kaçtır diyor. Şimdi x üzeri 6 ve y üzeri 6'yı elde etmek için m'nin re'lisi, hem m'yi bilmiyoruz hem r'yi bilmiyoruz. M'nin re'lisi 3x kare üzeri m eksi r çarpı y küp üzeri r arkadaşlar. Burası n, burası x üzeri 6, burası da y üzeri 6. Böylece 3r kaça eşit oldu bakın? 6'ya r 2 geldi. Burada da artık yerine yazarsak üstün üstü çarpılır. 2m eksi 2r olur. R'yi 2 bulduk. 2m eksi 4 eşittir 6 oldu. M de bakın 5 gelmiş oldu. M'yi bulduğumuza göre bizden ne istiyordu? Terim sayısı. Terim sayısı üstün bir fazlası kadardı. 5 artı 1'den 6 D şıkkı. Ortanca terim aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Ortanca terim için burada bir kere 6 artı 1'den 7 tane terim var. Tek sayıda terim varsa bir fazlasını alıp 2'ye bölerseniz ortanca terim bulursunuz. Yani 4. terim. Böylece 4. terim demek R'nin 3 olması demektir arkadaşlar. Çünkü R artı 1 4'e eşit. Böylece x kare şöyle nasıl başlayacağız? 6'nın üçlüsü. X kare 6 eksi 3 3. Burası da x üzeri eksi 2 bir de önünde katsayı var. Eksi bunun R'nin kuvveti yani R'yi 3 bulmuştuk. Böylece 6'nın üçlüsü 20. X üzeri 2 çarpı 3'ten 6. Burası da eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1. X üzeri eksi 6 oldu. Bunlar birbirini götürdü. Katsayı geldi sadece. Eksi 20 oldu. Terimin tamamı A şıkkı. Binom açılımı yapılmış arkadaşlar. 9'un sıfırlısından 9'un 9'lusuna kadar gidiyor. 2 üzeri 9 tek terim var görünüyordu. Aslında o tek terim var demek. Demek ki katsayılardan bir tanesi 1'dir ya da eksi 1'dir demek. Eğer içinde eksiler olsaydı eksi 1 derdik ama direkt bu 1'miş. 2 artı 1'in 9. kuvvetiymiş. Bu yüzden cevabımız 3 üzeri 9 olacak. B şıkkı. Sabit terim demek x üzeri 0 demektir arkadaşlar. Haliyle kaçıncı terim olduğunu bilmiyoruz. 16'nın r'lisi çarpı x küp üzeri 16 eksi r çarpı eksi 1 çarpı x üzeri eksi 1 deriz. 1 bölü x'e buradan da r olur. Bu 16'nın r'lisi bir dursun. X üzeri 48 eksi 3r. Burası eksi 1'in r'nin kuvveti çarpı x üzeri eksi r. Tabanları aynı üstleri toplarsak 48 eksi 4r eşittir. Sıfırdan r arkadaşlar 12 geldi. R 12 demek r artı 1. terim demektir. Yani 13. terim sabit terimmiş. E şıkkı. Sabit terim üzeri 0 demek değişkenin. Haliyle burada hemen a bölü b'nin 6 eksi r'nin kuvveti. Yine eksi b bölü a'nın r'nin kuvveti. Normalde şu 6'nın r'lisi de dursun tabii ki. Buna göre a bölü b üzeri 6 eksi r. Bu da eksi 1 üzeri r çarpı b bölü a. A bölü b'nin eksi 1. kuvvetidir. Kenarda göstereyim. Bir de üzerinde r var. Dolayısıyla a bölü b'nin eksi r'nin kuvveti oldu. Tabanları aynı üstleri toplarsak 6 eksi 2r eşittir 0 olmalı. Değişken olmayacak. Bu yüzden r 3 oldu. Demek ki 6'nın üçlüsü çarpı eksi 1 üzeri 3'ten bu terim, sabit terim eksi 20'ymiş. X'in azalan kuvvetlerine göre denmiş soruda. Onu birazdan yapacağız. Bir de üstler aynı olduğunda tabanlar çarpılır. 2 eksi kök x, 2 artı kök x, 4 eksi x olur. Bunun 7. kuvveti. Şimdi x'in azalan kuvvetlerine göre yapmak için unutmadan böyle yapalım. Hatalı olmasın yoksa. R artı 1. terim 3'müş. Yani R 2 arkadaşlar. Böylece 7'nin ikilisi eksi 1 üzeri 7 eksi 2 yani 5 ve x üzeri 2 7 eksi 2'den 5. Sonra 4 üzeri 7 burada da ne diyeceğiz? 4 üzeri 2. Çünkü R'yi 2 bulmuştuk. Haliyle 7'nin ikinci kuvveti 21. Eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1. 4'ün karesi 16. Bunların çarpımları da eksi 336 olacak. B şıkkı. X küp artı 2x bölü x üzeri 4'ü normal binom açılımında yapmak için 2 tane terimli göstermemiz lazım. Yani x kübü x üzeri 4'e böleceğiz. X üzeri eksi 1 diyeceğiz. Artı 2x'i x üzeri 4'e böleceğiz. Böylece 2 bölü x üzeri 3'ten hemen onu da normal üstü sayı şeklinde yazalım. 2 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 3 diyelim. Şimdi bunun 10. kuvveti. Hangi kuvvette 1024 katsayısını elde edeceğiz bilmiyoruz. Terim sayısı yok, vermemiş. Buna göre 10'un r'lisi çarpı x üzeri eksi 1'in 10 eksi r'nin kuvveti çarpı 2x üzeri eksi 3'ün r'nin kuvveti diyeceğiz. 10'un r'lisi x üzeri 10 eksi r çarparsak r eksi 10 olur. Burada da yine üstün üstü çarpılır. 2 üzeri r'yi ayıracağım. Bir de x üzeri eksi 3r olacak. Şimdi burada arkadaşlar katsayı bakın 1024. Onun r'lisiyle 2 üzeri r'yi çarptığımızda nasıl 1024 olur? R'ye 10 verirseniz burası zaten 1 olur. Bu da 2 üzeri 10'dan 1024 olur. Bakın 1024'e eşit olur. Artık buna göre n'yi bulduk işte. Bizden neyi istiyor? Tabi burada R'yi bulduktan sonra n'yi nasıl bulacağız? Bir tanesini de yerine yazacağız. Burada x üzeri eksi n dediği için. Şimdi bakın şurası x üzeri r eksi 10. Burası eksi 3r. Buradan da r'yi 10 bulduğumuzdan dolayı eksi 10 eksi 10 burası 0. Sonra eksi 3r'den x üzeri eksi 30. Bu da x üzeri eksi n'ye eşitti. N 30 geldi. A şıkkı. X küp artı x karenin 13. kuvvetinde x'li terimlerin kaç tanesinin kuvveti asal sayıdır? Şöyle diyelim o zaman, formüle uygun yine bakın 13'ün r'lisi. Formül bizim için önemli. X küp 13 eksi r, sonra x karenin r'nin kuvveti. 13'ün r'lisi, katsayıyla pek bir işimiz yok. 13 çarpı 3'ten 39 eksi 3r, burası da x üzeri 2r. Tabanları aynı, üstleri topla, x üzeri 39 eksi r oldu. Şimdi burada arkadaşlar 39 eksi r'yi asal sayı yapan değerler nedir? 1, r 2 olur, 37 olur böylece. 2, 31 olması için r'ye 8 veririz. 3, burada bir de 10 veririz. 39 eksi 10'dan 29 olur. Daha da büyük veremeyiz çünkü zaten topu topu vereceğimiz maksimum sayı burada 13 olabilir. 13'ten sonra da 11, 12, 13 verdiğimizde de asal sayı olmuyor. 3 tane değer için asal sayı çıkıyormuş. C şıkkı. Burada arkadaşlar polinomun çift dereceli terimlerinin katsayıları demek gibi aslında bu. Çünkü orada şöyle bir formülümüz vardı. P1 artı P-1 bölü 2. Gerçekten bakın burada göstereyim. X'e 1 verdiğiniz zaman 3 üzeri 5, A0, A1, A2, nokta 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 A10 olacak. Çünkü 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Eğer siz X'e eksi 1 verirseniz, eksi 1 artı 1'den bunlar gidecek. 1 kalacak. 1 üzeri 5 de 1 olur. A0 eksi A1 artı A2, sonra eksi A3 nokta 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 eksi A9 ve A10 olur. Taraf tarafa toplarsak bakın tek terimler gidiyor. A1, A3, A5'ler. 3 üzeri 5 artı 1 eşittir 2 tane A0 nokta 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 A10 oluyor. Bizden istediği toplam 3 üzeri 5 243, bir daha eklersek 244, 2'ye böldüğümüz zaman 122'ymiş bu toplam arkadaşlar. D şıkkı.